güneşiyle içleri ısıtan, gölgesiyle canları yakan bir Berlin sabahından herkese günaydın. Prompter'dan okuyor arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bir özel işletme olan nereye gittik? Dağtaş'a çıktık. İsmine selamı söyleyemeyiz. Bir daha söyleyemeyiz onu. Artık buraya bir yere koyarız ilk videoyu. Hem çok yürümeniz gerekiyor, dağtaş çıkmanız gerekiyor, tırmanmanız gerekiyor. Hem de girişinde kişi başı 8 euro vermeniz gerekiyordu. Tabii ki de değer, yani çok yüksektik oraya. Ama ben niye dağtaş çıkayım, ben şehir merkezinde olayım diyorsanız... Para da ödemeyeyim bu işe. Para da ödemeyeyim diyorsanız şimdi size East Side Galeri'yi sunacağız. East Side Galeri'de sabah vakti online'ı... Full tur. Full East Side turu. Hadi bakalım. Bu duvarın arkasında da var grafitiler ama onlar böyle şey değil. Bu kadar hazır ve nazır değil. Gelirseniz tabii orayı da görün yani. Arkalarını bir dolaşılır yani aslında. Grafitine yer veriliyor. Ve köşelerde de imzalar var zaten. Belki Berlin duvarıyla ilgili de bilgi verebiliriz. Ama çok da hani tarihe de böyle olmak istemeyiz ama... Tarihe not düşmek istemeyiz. Hani duvarın yıkılışı çok uzak bir tarih değil. 1989. O yüzden aslında... Kanatlar... Bu cümleyi bağlayabilirim. Evet. Böyle de güzel pozlar da verebilirsiniz. Videolar da çekebilirsiniz böyle duvarda. Şu evet, anki gibi. Çok böyle mesaj kaygısı olan resimler bunlar. Duvar resimleri. İşte özgürlük. Kapitalizme karşı omuz omuzu falan. Öyle şeyler de var. Dünyadaki çeşitli sıkıntılara değinen duvar resimleri. Bence güzel bir yer yani. Ya şöyle bir uzun da çekelim. Bayağı uzun bir kaldırım burası aslında. Çok da geniş bir kaldırım değil Berlin'in geneline bakıldığı zaman. Şu an sabah erken saatlerde ve Paskalya tatilinde geldiğimiz için bu şekilde rahat çekebiliyoruz. Normalde gerçekten özellikle ünlü grafitilerin önünde sıra bekliyor insanlar fotoğraf çektirmek için. İşte böyle poz verebilirsiniz. Başak'ın en sevdiği grafitilerden biri. Hop yakaladım pozu. Poz budur. Çok enerjik. Çok. Tabi spor. İşte güneşi tutak edemezsin. Her ne olursa olsun güneş elbet doğacaktır. Bu da benim kendi sosyal mesajım olsun. Yine baharlar gelecektir. O zaman bir poz ver istiyorsan. Tutsak güneşin önünde. Görelim nasıl poz veriliyor mesela. İşte böyle. Zincirlerimizi kıralım. Elimize zincir alalım buraya gelmeden önce. Onu böyle... Kıralım mı? Anlamlı olur yani bu. Neydi o? Baharın gelişini engelleyemezsin diye bir şey vardı. Ben niye bu kadar mesela hiç kaygısı biliyorum. Buradan video içinde durdurup bakabilirsiniz. Bu da güzel bir çalışma. Ben de bunu seviyorum.
ya da duvarlar arasında sıkışmış insanları anlatan bir eser. Resimlerinden bir tanesi. Sovyet arabası. Bu da şey değil. Sovyet arabası duvarı deliyor. Bu da biraz ters değil mi yani konumuza şu an? Yol ortasında bir duvar aslında. Mesela buranın konumunu görünce şaşırırsınız. Yani çok ölelerde bir yolun kenarındaki bir duvar aslında. Tabii belki şu an full duvarı çektik ama biraz yolu da çekmek gerekiyor. Şurada hayatta devam ediyor yani bir yandan. Gördüğünüz üzere. Hatta burada Mercedes'in binası var. Mercedes-Benz Arena var. Basket ve etkinlik sahası. O da hemen buranın arkasında. Önüme de dikkat edin. Hatta şey yani inşaat var şu anda. Çekelim inşaatta. İşte inşaat. Şu an böyle işte sabah saatinde geldiğiniz zaman eşiniz yürüyecek, siz böyle video çekeceksiniz mesela. Çok güzel, arkası renkli renkli. Bu videoyu kesip Reels, Shorts, TikTok, her şeyi her yere atabilirsiniz. Ama gündüz saati gelmeniz ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. İlk kez hayatımda burayı bu kadar boş gördüm şimdi. Evet ya, buraya kaç kere geldik? En az 10 kere geldik. Gelmişiz o zaman. İlk bu kadar boş. Tabi bu herhalde hem tatil olmasının, çünkü biz de zor geldik yani. Buraya direkt gelen otobüs çalışmıyor tatil günleri. Bir aktarımlı gelmek durumunda kaldık. Yine ne tek tek insanları görüyoruz işte, dolaşıyorlar. Ya zaten bence duvarın ünlü grafitiler o tarafta olduğu için... Ha, orası daha kalabalık olabilir mi diyorsun? Daha kalabalık olabilir. Buralar... Ya da şöyle, saat ilerledikçe de insanlar geliyorlar. Tabii bir şekilde gelecekler. Burası boş ama boş bırakılmış. Büyük ihtimalle bir sanatçı gelip boyayacak burayı sonrasında. Ne olabilir abi? Grafiti üstüne grafiti mi yapıyor? Grafiti üstüne grafiti yapılmaz diye bir yazılı olmayan kural var. Yani yavaş yavaş ünlü aslında çizimlerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Aslında bir kalabalık da burada artıyor. Burada ışıkçı oldu. Ama ne olursa olsun burada aslında benim beğendiğim bir alan daha var. Az sonra o alana da varacağız. O alanı da size göstermek istiyorum. Tabii şu an büyük ihtimal çok canlı değildir. Ama normal zamanda sokak sanatçıları oluyor o alanda. Ve nehir kenarı bir yer. İnsanlar kafelerden, restoranlardan yiyeceklerini, içeceklerini alıp orada oturuyorlar. Ve
Güneşin tadını çıkartıyorlar. Senede sadece 30 o kadar güneş var. Bu da Japonya'da olsa ne olurdu? İsim çalışmadı bu. Ne olmuş? Arka mısın sen? Ardı mısın sen? Burada insanın hayat döngüsü. Bu da sevdiğim çalışmalardan bu. Berlin'de grafitik kültürü çok gelişmiş bu arada. Yemin ediyorum aklımdan aynı şey söylüyorum. O zaman biraz bahsetmek ister misin Berlin'deki grafitik kültürü hakkında? Yani şöyle, Berlin sanata ve sanatçıya çok değer veren bir şehir. İnanılmaz çok fazla sanat galerisi var burada. Ve böyle herkes işlerini paylaşabiliyor oralarda falan. Ondan sonra bunun yanı sıra grafitik kültürü de çok gelişmiş. Yani grafitiler sadece burada yok. Şehrin herhangi bir yerinde böyle bir köşeyi döndüğünüzde bir binanın duvarı, bir binada işte bir dairenin balkonu vesaire grafitiye konu olabiliyor aslında. Bu biraz insanlara şöyle bir algı oluşturuyor. Ben daha önce konuştuğum insanlarda belki bu algısı olanlar tabii değişebilir. Şimdi bu kültürü bilmeyenler şunu diyebiliyor Berlin'e geldikleri zaman. Ay Berlin ne kadar kirli bir yer. Her yerde yazılar yazılar, duvarlarda yazılar var. Ama bu aslında bir kültür, ya bu kirlilik değil, çok güzel de çalışmalar var. Sadece biz çok alışık değiliz, yani birçok insan aslında alışık değil. Almanya'nın Berlin dışındaki çoğu şehrinde de bu yok aslında. Bayağı sanat olarak bakıyorlar, yani çok güzel grafiti çalışmaları var birçok yerde. Her yerde karşınıza çıkabiliyor. Bence ama şey de, mesela Kadıköy Belediyesi'nin duvarlı belediyesi. Mural, aynen yaptığı gibi. Aynen. Yani bence artık Türkiye'de de buraya doğru bir böyle bakış gelişiyor. Heh, en sevdiğim yere geldik şu anda. Buradan hop nehre inebiliyoruz. İnelim biraz. Yorulmuşsunuz ilk kaydı gezerken. Hemen burada basamaklar var. Şurada Zola bir pizzacı var. Ünlü. Burada sahil kesiminden de yürüyebiliyorsunuz. Burada bank değil bunlar ne? Basamaklara oturup dinlenebiliyorsunuz. Nehir kenarına inip oturup dinlenebiliyorsunuz. Güzel bir manzarayla burada biraz dinlendikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Burası da Mercedes-Benz Arena işte. Molamızı verdikten sonra buradan duvarları inceleme devam ediyoruz. Ara ara böyle gördüğünüz gibi boş duvarlar da var. Buraya tekrar sanatçılar gelip sanatlarını icra edecekler. Ünlü eserlerden biri. Burada çok fotoğraf görmüşsünüzdür. Çekiliyor. En üstüne geliyoruz. Zaten şu anda kalabalık var. O kalabalığı da bir çekeyim size. Bu boşlukta bile işte insanlar fotoğraf çekebilmek için sıra bekliyor. Şimdi biz de biraz video çekmek için bekleyeceğiz. Eser bu arkadaşlar. Mal bu. Şimdi bu eserin anlamına gelirsek protest bir eser gibi gözüküyor. Tabii ki protest fakat gerçek bir fotoğraftan esinlenme. 1979 senesinde gerçekten çekilmiş bir fotoğraf bu. Fotoğrafın biraz tarihine girecek olursak az ama çok girmeyeceğim, meşgul etmeyeceğim bence.
1979 senesinde Doğu Almanya'nın Sovyetler, yani Doğu Almanya olarak Sovyet ülkesi olarak kurulmasının 30. yılı şerefine Sovyet lider Almanya'ya geliyor. Ve bunlardan biri Doğu Almanya Başkanı, diğeri de Sovyet lider, Sovyet temsilcisi. Sovyet ülkelerinde bu öpüşme gerçekten çok fazla samimiyet ve bir şeyleri kutlamada kullanılıyor, erkek erkeğe. Bu şekilde ateşli bir öpüşme yapıyorlar. Bunu da böyle protest bir şekilde resmetmiş. Rus bir ressam yapmış bunu da. Az önce onu gördüm. Güzel bir eser bence. O zaman devam ediyoruz. Bu şeymiş. Güzel bir eser ismi. Veya kardeşlik öpüşmesi de deniyormuş kısaca. Ama bence ilk ismi daha iyi. Sanatçının verdiği ismi. Geliyor aklıma. Onu biliyorsunuz. Güzel Osmanlı eseri var. Evet, birbirine takanlar. Halay gibi. Dünyamız. Burada böyle dünyayı tutarcasına poz verebilirsiniz. İşte böyle. Aslında tutamam. Tutmuş olabilirsin. Tam da göremiyorum. Olabilir ya. Buralar yine boş şu an. Bekliyoruz yeni sanatçıların eserlerini bekleyen duvarlar buralar. İşte boyanmış böyle, temizlenmiş, baklanmış. Yavaş yavaş da turumuzun zaten sonuna geliyoruz. Evet, kalabalık da yok yine. Orada bir öbek var ya. Orada, yani buraya normal zamanda geldiğinizde orada toplanmış bir kalabalığı göreceksiniz gerçekten. Hatta yola taşıyorlar çoğu zaman yani. Evet, yani o resim çok ünlü ama bence hiçbirinin birbirine bir farkı yok yani. Şey, hepsi olarak bebeğin gibiler mi? Yani evet öyle. Hep, yani Berlin duvarında. İşte burada da sonuna geliyoruz zaten, yavaş yavaş görüyorsunuz. Tabi bu duvarın arkasında da eserler var. Onları da söylemek lazım. Yani aslında bir gel git. Bir gel git turda yapılması yararlı olabilir. Hem nehir kenarından yürümek adına güzel havada. Hem de oradaki eserlere de baka baka gününüzün belirli bir saatini biraz kafa boşaltmak adına burada bir yürüyüşle geçirebilirsiniz. Gideceğin şey, eserleri. Önce buraya bakacaksınız. 2 dakika sonra duvara bakacaksınız. Ne göreceksiniz? Hadi bakalım. Bir şey gören bize yazsın. Şimdi bu resimlerin hepsi tabii bir anlam içeriyor da. Anlamları ne derin. Ya. Araştırsın, gelsin, okusun, baksın. Burada saatlerini harcayabilir insanlar. Bunların da hiçbir rengi. Bu da şey, ünlü çocukluğun travması olan 90'lar çocukluğunun trafik canavarı. Duvardan bahsediyoruz. Hani doğu batı ayrımı. Bu duvar, o duvarın gerçekten bir parçası. Zaten o yüzden üzerine yapılıyor.
şehrin belirli yerlerinde zaten duvarın parçalarını görebiliyorsunuz. Bu da ondan kalan en büyük herhalde. Parça, evet. Parça. Tek parça olan. Burada da bitiyoruz. Buradan yine bir sahile inelim. Orada da çok güzel açmışlar. Bahar geliyor. Başan bahar mutluluğunu burada görüyoruz işte bu dallarda. Büyük ihtimal şu an ben kayıt durdurunca bir Instagram fotoğraf çekilir gibi. Köprümüzü de gösterelim. Burası da ünlü köprü. Evet. Oberbaum Brücke. Brücke. Önüne dikkat et, merdivene doğru. Eyvah. Hızla ilerliyorsun. O zaman bence... Güzel bir manzaramız var burada. Bir de burada poz verelim. Gelirken güneş ardında tepelerim. Gel veda zamanı derelilerim. Vay anasını be. Çalışıldı mı bu? Hayır. Şu an mı? Bir anda geldi. Şu anda arslama çıktı. Tebrik ederim seni. O zaman bunun şerefine abone mi? Evet, kanala abone olmadan geçmeyin. Videoyu beğenmeden zaten geçmeyin. İzliyor ve beğeniyor ve aboneyseniz bence çok güzel bir şey yapmış oluyorsunuz. Aile bütçesi. Bu video serisi devam etsin derseniz de bir şekilde bunu iletin yani bize. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.